Yaşı, 4 saattir yürüdük, hala otobüse varmadık. He, sıktı şimdi, 2 saate kadar otobüse kavuşacağız. He, kavuşacağız, ne zaman varırız? Ya 2 saat dedik ya, Güllü. 2 saat mi ya, benim yürümekten canım çıktı, aha şuradan şuraya gidecek halim kalmadı. Biraz duralım burada Allah'ını seversen. He, peki şuraya eleşelim işte de, hem soluklanırız, hem de birkaç lokma bir şey yerik. İyi, benim karnım da aç. İyi işte, yerik dedik ha. Belirli heybeyi. Dur. Aha, sonu. Keşke bir çocuğumuz olsaydı da yerimizi yurdumuzu bırakıp İstanbul'lara gitmeseydik. Gitmemek olur mu ki? İstanbul'un taşı toprağı altındır. Bakarsın biz de silo gibi zengin olduk. Sen hayal gurur durursan, Sele bizi kabul etmese bilmediğimiz memlekette ne ederik ha, ne ederik? Ya, kabul etmez olur mu ki? Telefonda bizi davet etmiştir kendisi. Ya, ne dedi peki? Bekleriz dede. Bekleriz demekle davet mi etti denir ha? Denir, tabi denir. Hem o benim çok yakın akrabam sayılır. Babamın amcasının oğlunun torunudur. Yakınmış, çok yakın. İster misin Selo seni tanımasın da İstanbul'a sokaklarda kalalım? Ya o seni duyan da zanneder ki sanki 4 tane çocuğu vardır da bunları nasıl besleyeceğiz de düşünürsün ha. Nerede o günler? Bir çocuğumuz bile olmadı 15 senedir. Ya 15 senelik meseleyi şimdi mi konuşuyorsun ben? Ne biçim akıllı karısın anlamadım. Ya tövbe ya, yeter hadi ver onu. İstanbul'a gidince o da olur, hadi. İnşallah, inşallah. İstanbul'u sen bilmişsen, daha İstanbul'a gidince daha neler olacak, neler. Ya o sen siloyu görmemiş misin ya? İstanbul'a giderken, kalmış da bir yağmur. Vur katibim de gelmiş de, bizi eteği çamur. Yürü, yürü, karı 2 saat kaldı, hadi. Hadi. ...36 saattir yoldayık, hala gelemedik. Ulan ne sabırsız karısın be, bizim ağa ne demiş, sabrı olmayan ne biçaredir demiş. Sen yat, yat, uyumana bak orada. İstanbul'un dışına geldik. Biraz sonra da içerisine girerik. Oo, bak bak bak. Şuraya bak. Körpü. Ya bak, körpünün pamuklarını görüyor musun? 2 tanedir. Peki bu ne, bu ne? Onlar kapı, kapı. Bu açık kapıdır. Girerken para vermişsiniz fakat dönüşte para alırlar. İstanbul'un her şeyi terstir, ters. Ne zannediysen? O zaman biz paramızı harcamayalım, sonra dönemeyiz. Lan ne şomazlı karısın be, daha gitmeden gelmeyi dönmeyi söylüyorsunuz ya. Ya bakarsın burada İstanbul'un taşı toprağı altındır, biz zengin oluruz ve köprüyü satın bile alabiliriz. Öyle değil midir? He. He gel. Maalesef beyefendi, tanımıyorum. Teşekkür ederiz kardeşim. Bir şey değil, güle güle. Fenerbahçe'nin ağzını ne biçim dolar? Ya kurban be! Efendim. Bu Selahattin'in adresesini bana bir bildirebilir misin? Bakayım amca beyim, ben bilemedim bu adresi. Ya bilmeyecek bir şey yok, orada yazıyor bu benim akrabam. Kardeşim akrabadım. Tanımıyorum Selahattin'i de, adresini de bilmiyorum. Zorlama yani, al adres elini, sen sonra sonra bulursun. Nasıl ya, İstanbul'dur ya, yaralım ya. Gel hele gel, buldun mu buldun? Yok ya, bu şehirde Selahattin'i tanımıyor ya. Bu koskocaman şehirde Selo'yu nasıl bulacak? Yani sonra sonra Bağdat bile bulunur demişler. Bakarsın birisi bilebilir, yine sonra. Sor. Ya kurban, bu Selahattin'in adresesini bilebilir misiniz siz, bu bizim bakkalın oğlu Selahattin'in? Ne bakkalın oğlu Selahattin dayıcım? Burada bakkalın oğlu falan bulunmaz. İşte orada yazıyor kurban, orada yazıyor, bir şeyler yazıyor. Olmaz, böyle bir şey bulunmaz dayıcım. Sen en iyisi bir taksiye bin, şoför sana adresi bulsun. Vay be! Ne olur, ne olur? Ya o Selahattin'i kimse bilmiyor ya. Ne öyleysem hadi. Fakat taksi diyor, taksi! Taksi!
adresi buluyor musunuz? Yok be kardeşim, yok! Bu adres yanlış diyorum sana, yanlış ya bu adres! Peki o zaman doğrusu nedir bunun kurban? Hadi bulacaksın. Ne bileyim ben kardeşim, ne bileyim? Ya nasıl ne biliyorsan o zaman şoför müsün? Nasıl şoförsün sen ki adresi bir bulamıyorsun? Tamam, tamam! Ne tamam? Şoförüm ben, şoför! Ama deli değilim! Allah Allah! Tutturdun bir Selahattin diye! Ver şu paramı gideyim kardeşim ya buradan, ver gideyim paramı, tamam Allah Allah istemiyorum bir ya! Bir adres bulamıyorsun da bir de para istiyorsun, ayıp ediyorsunuz ama ya! Ya bu adres yanlış! Nasıl yanlış oluyor, baksana orada kasım! Ne ya? Kardeşim benim Mehmet ağa, İstanbul burası! Aa karı nerede? Ne karı? Benim karı nerede? Ya buradaydı şimdi! Ulan adresi bulamıyorsun, karı da bulamıyorsun! Selahattin para, karı bir yana, araba bir yana... Tövbe tövbe! Allah müstakkın arasın, karı ne işin var burada? Arabada sıkılmışam, hava alır! Hadi yahu geç içeri, Allah müstakkın arasın! Seni bulamamışam, hadi binin kardeşim, binin olmuş! Allah müstakkını versin ya, ödümü kopartıyorsun! Biz İstanbul memleketi karısız ne yaparız? Hey Allah yarabbim! Hadi çalıştırsana! Ulan çalıştır! Yavaş kaldır debriyajdan ayakını! Hadi yürü! Nereye böyle bataşıyor? Elinin körüne! Bahçeye havuza gidiyorum. Sen de çok oyalanma ayağımın altında. Giyin de git işine, hadi doğru! Bana bak, bütün bunlar senin başının altından çıktı, anladın mı? Senin başının altından. Kızı orada aradık yok, burada aradık yok, hiçbir yerde yok işte. Gene o oğlanla kaçmıştır mutlaka. Gitmiştir ya, varsın gitsinler, birbirlerini seviyorlar. Öyle değil mi kardeşim? Seviyorlar canım. Gül bakalım. Polise haber verdim. Ne polise ne? Yakında bulurlar onları mutlaka, mutlaka bulacaklardır. Bulurlar mı? Tabii. Eyvah yandık şey... Ne oldu? Midem. Midem. Ya ama sıkıştım başı, midem, midem, midem. Senelerdir bu böyle zaten. Of, oh, midem. Bıktım. Böyle bıktım dedim. Buyur. Tamam kardeşim, buraya kadar. Hadi buyurun. Ya ben bütün İstanbul'u dolaşacak değilim ki! Senin bu adresin yanlış, yanlış! Ya ne diyorsun, konuşuyorsunuz? Yanlış olur mu? Kendi yazmış, elinden vermiş. Olmaz, olmaz! Benim işim gücüm var! Allah Allah! Ha, burada da bir telefon numarası var, bir telefon edelim bari! Ya kurban, sebabımız etmez, elimiz etmez, elimiz etmez ya! Alo, buldunuz mu? Hayır, bulamadık beyefendi! Hiç aradınız mı? Her yeri aradık ama adresi bulamadık! Orası Güneş Sokak, No 49, Bakırköy değil mi? Ne? Bakırköy'e baktık, Arnavutköy kaldı şimdi! Ooo, ne Bakırköy'ü? Kadıköy, Kadıköy! Kadıköy mü? Ne oldu, kızı bulmuşlar mı? Hayır, hala arıyorlarmış! Ah, kör olası kız! Züğürt bir herife kaçtı! Bilmiyor ki bu dünyada bir tek şey var, ama bir tek şey! Para, para, para! Para, para, para! Ben havuza gidiyorum, bir şey olursa haber ver! Ya ne oldu, ne oldu? Ne olacağı var mı? Yanlış adres, Kadıköy'e gideceğiz! Sen tutturdun Bakırköy'e diye! Ya, ben sana Kadıköy ya, Bakırköy! Ya kardeşim, oldu? Köy, köydür de! Bu Bakırköy değil, Kadıköy! Ya yürü o zaman Kadıköy'e çek çattık kardeşim! Çattık be, ona. Çattık be! Bin hadi arabaya! Ha, biliyorum! Tövbe, tövbe! Allah Allah! Ulan acemi şoför! Ne be kardeşim! Paranın üstüne olayım! Ne üstü be kardeşim! Sabahtan beri anamı ağlattınız! Bir de paranın üstüymüş! Hadi güle güle! Hadi bana da eyvallah! Ulan bunlar gündüz vakti adam söylüyorlar ya! Bu nasıl İstanbul'dur ki? Ben ayarlıymış karı ha! Güzel güzel! Ha. Selahattin! Ulan Selahattin! Gel, gel hele gel!
Selamünaleyküm. Şey, biz Selahattin'i arıyoruz kendimiz. Bu işlerle ben uğraşmıyorum. Kim uğraşır? İçeride Selahattin. Hadi gidin ona sorun. Doğru içeri. Ne diyorsunuz? İçerisi neresidir? Orası işte canım. Hadi kış kış. Orası... Gidin kış. Kış kış diyor ya. Bizi tavuk mu sanıyorsun bu kadın? Bana bak, elin evine bundan girmeyek buraya, bırakak. He he, bırakak, bırakak ha. Ama lakin... Ama lakin ne? Hediyeleri götür hele. Aa, hediyeleri götürür. Ulan bu da bunu da alalım. Yiğidin malı yanında bulunmalı. Selamun aleyküm. Merhaba Silo. Selo, merhaba, beni tanımadın mı yoksa? Merhaba, hoş geldiniz. Kimi aradınız? Yahu beni nasıl oluyor da tanımıyorsunuz ya? Ben Reşit Ağa yahu, Selo, Reşit Ağa. Ha? Hani benim dedemin torununun babasının akrabayız ya ulan. Ben sen şu kadar küçük çocuktun o zaman. Hani beraber oynardık. Köyde. Ha, Reşit, Reşit. Ha, tabii. Tabii ya. Ulan gel kucaklaşak hele, gel. Gel kardeşim, gel. Vay. Ulan sen küçücükken böyle sıskaydın, şimdi böyle ayı gibi olmuşsun ya. Güzel ya. Bak, bunu tanıyor musun? Mi? Bunun neresinden tanıyayım? Her tarafı kapalı. Ulan sorma, açsana yüzünü. Yabancı değil, akrabadır. Hani köyde bir imama kızı vardı, küçük Güllü. İşte o büyüdü, ben onu yengen ettim. Ya küçük Güllü. Gel bakayım Güllü. Hop, o kadar yenge de dergildir yani, o kadar da uzun boylu dergildir. Şimdi bana bak. Sen biz görmeyeli sen ne işler yapıyorsun? Yani ne meşgalen vardır, ne... Allah'a şükür işleri idare ediyoruz. İşlerimiz fena değil. Dönüp dolaşıyor işte. Siz nereye gidiyorsunuz böyle? Yok, biz bir yere gitmiyoruz. Fakat bilakis size buraya misafir geliyoruz. Hani geçen sene sen bir gün telefonda bize demiştin ki... Ne demiştin? Alo dedin de bizi bekliyoruz dedi. İşte o yüzden kalktık buraya geldik. Ben mi? Evet sen. Ha. Hatırlamıyor musun? Hatırladım. Sen de geldin. Gel bir öpeyim bari, hoş geldin. Sefa geldin. Bana bak, sen de öp bakayım bunun eline. Maşallah. Selahattin! Bana bak, kim bunlar? Söyle bana, kim bunlar? Memleketten akrabalarım geldi. Hem de çok yakın akrabası oluyoruz. Memleketten akrabalarım mı geldi senin? Zaten belli, pis kokuyor. Şuraya bakın. Size yağ getirmişler. Selahattin, ne bu? Bu ne? Hediye. Ulan bu orospu nereden buldun? Yenge görürse kızacak ya şimdi. Bu ne diyorsun? Bana orospu mu dedin? Senin ağzına can etti ayırdım. Dur karıcığım, dur. Yengen. Ulan desene ki baltayı taşa vurduk. Ama çok orospuya benziyor bu karı ya. Ulan Selahattin, bu kıyamışsın sen. Hadi öp. İstemem, hadi. Karının elini öp. Hediyeleri ver, hediyeleri. Al, bu da senin. Aman istemiyorum. Hadi al, bana orospu kılıklı kaç, al. At bunları buradan gitsin Selahattin, at şunları. Dur karıcığım, dur, acele etme. Siz şurada bir yere bakın. Çabuk ol, gönder bunları buradan, sen fenalık gelsin. Ya ne diyor bu, ne diyor? Bir dakika, anlatacağım. Ne, hadi ne? Siz burada durun, bir yere kıpırdamayın. Al şunları, hadi. Şöyle geçin bakayım siz, şu tarafa doğru yürüyün. Al şunları da bakayım, ha. Geç, bekle beni. Ay, bana bir şeyler oluyor. Selahattin, sana söylüyorum, şıp diye bayılacağım. Aferin, bayılıyorum, söyle beni de mi sorarak düşersem seni fena yaparım. Ay, içime baygınlık geldi. Beyefendi, kızınızı kaçıran delikanlıyı getirdik efendim. Hey. Kim gelmiş? Kız, gel bakayım buraya. Kız, utanmıyor musun sen evden kaçmaya? Bizi ele güne rezil etmeye utanmıyor musun sen? Bizim mutluluğumuza engel olamayacaksınız. Büyüdüğün zaman sana yaptığımız bu iyiliği anlarsın. Anne, ben büyüdüm artık. Beni hala çocuk mu sanıyorsun? Herkes gibi benim de sevmeye, sevilmeye hakkım var. Büyüdün ne demek? Daha 17 yaşındasın. Otur şuraya bakayım. Otur, konuşma. Bana bak, ne duruyorsun? İki laf etsene şu kıza, hadi çabuk ol. Hangisine edeyim ben? Etsin, iki laf diyorum sana. Ona bir şeyler söyle. Ona mı peki? Nasılsın benim güzel yavrucuğum? Ha, nasıl? Ay, bir de okşuyor sana. Azarla dedim adam, hiçbir şey anlamazsın. İki laf et dedim. Bir de şu herife bir şeyler söyle, bak gözünü oyarım yoksa. Bana bak, seni 17 yaşındaki kızı alıkoymaktan hapse attıracağım. Hapse attıracağım, bu ne? Durun beyefendi, bir dakika. Bir
sigaranız var mı? Çok heyecanlandım da. Al bakayım. Ne yapıyorsun? Selahattin! Ne o? Adam atası Selahattin! Bir de sigara veriyorsun herifa! Ne yapayım? İstedi karıcığım! Ben sana herife ceza ver dedim, kör olmayasın! Ne istiyor? Bek, senin bu salonun başı derttedir, biz buradan gidelim. Ya istedi de karıcığım! Ya yok ya, bir polis geldi diye buradan giderdim ki. Polis değil, karıyla başı derttedir. Ulan o karıyla insanın başı nereye? Bokada girer derde de, başka bir yere girmez. Bak bak kız, şu babana bak, bak haline! Çok iyi ediyor, oh! Selahattin! Ha? Hani iki laf edecektim bu herife ha? Ettin ya! Ne zaman ettin? Şimdi ettin. Ne zaman ettin diyorum sana! Ha, sana! Benim hiçbir kötü niyetim yok. Kızınızı seviyorum ve evlenmek istiyorum. Anlaşıldı mı efendim? O kadar. Neyine güvenip de evleneceksin? Paran var mı paran ha? Pek var sayılmaz. Gördün mü bak? Siz hiç genç olmadınız mı? Nasıl evlendiniz karınızda? Evladım, oldum bir kere, oldu olan sorma. Harasıyla evlendi benimle desen herif desene ha! Benim kızımı alacak adam kapıya Mercedes'i dayar, ondan sonra böyle güzel bir ev alır, dayar, döşer, ondan sonra da alabilirse kızımı alır. Belki düğün için bunları alamam. Ama ileride bir iş kurar, çalışır ve bunların hepsini teker teker alırım. Anlaşıldı mı efendim? Hepsini alırım. Öyle değil mi sevgilim? Tabii hayatım. Sevgilim çok güzel konuştun, seni çok seviyorum. Ben de seni. Bırak kızımı çabuk! Ay herif sen neredesin birbirlerine vereceksin bunları? Ne yaptım ben yani şimdi karıcığım? Ne yapacaksın? Sus! Sus lan! Ya bunların işleri çok karıştı, biz gidiyoruz bunu hallediyoruz. Sen bilirsin ama lakin... Ulan lakini nerede? Lakin bu karıyla başa çıkılmaz. Ulan be, onu kim çıkamaz, ben çıkarım, bir dakika. Ay, karışma, büsbütü karıştırma işleri be. Ulan Selo, seni tebrik ederim. Dünyayı dolaşsan böyle bir karı bulamazmışsın ulan. Sen buna düdük mü yutturdun nerede? Selahattin! Bak bak, gene öttü. Ya bak, bir mesele varsa bunu ben gayet tabii hallederim. Şimdi bak evladım, kızım. Yavrum, sen bu çocuğu sever misin? Seviyorum. Ulan sonra sen de bu kızı sever misin? Seviyorum. Tamam, işte bu kadar basittir. Madem ki bunlar sevişiyorlar, biz bunları şimdi evlendiriyoruz... ...ve bütün işleri halledilmiş oluyor. Tamam. Selahattin! Bu herif kim oluyor da bizim işlerimize burnunu sokuyor, söylesene! Dur karıcığım, dur ya sen! Ya ne sinirlenirsin, orası bu kılıklı karı bak, ortada fol yok, yumurta yok. Selahattin, bir şey söyle şuna! Dur. Ne söyleyecek? Söyleyeceğim sana! Dur karıcığım! Allah Allah, Selahattin, bak sana bir şey söyleyeyim. Biz bu meseleyi halledemiyoruz. Halledemedik. Ben sana söylemişim halledemezsin diye. Kalk kız, kalk hadi içeriye doğru. Yürü, kör olmayasın. Ulan akşama görüşürüz, oldu mu? Tamam. Kız gel, duyuyorum sana, yürü! Ha beyefendi, bu iş çok uzadı, işim gücüm var. Şikayetçiyseniz karakola götürelim. Ben bir şey söyleyeyim mi? Şikayetçi değiliz. Sizi rahatsız ettik, özür dileriz. Güle güle memur bey, güle güle. Bana bak evladım. Bir sigara vereyim mi? Yok, sağ olun, çok ver. Bak, sen de kızımın etrafında dolaşma. Görüyorsun, annesi kızıyor. Tamam. Hadi güle güle. Selahattin! Bana bak! Seni buralarda görürsem ayaklarını kırarım ha! Ayaklarını! Al! Hele şükür kare fırtına dinmiştir. Bek, burası bize göre değildir, kalk gidelim. Ya öyle nasıl laflar söylüyorsun? Selahattin akrabamızdır herhalde. Eşekliyle bizi sokatmaz ya. Bir yer bunu yatırır. İşte o kadar. Hadi kalk, hadi kalk. Hey, hadi kalk. Ya ne oldu Selo, geçmiş olsun ya. Dur bir ilaç alayım. Benim midem uzun zamandır ağrıyor. Ya karıdandır. Sen benim karının kusuruna bak. Yok canım, sen karıya bu kadar yüz verirsen işte başına böyle eder. Sizinle meşgul olamadık. Yok canım, meşgul olacak ne vardır ki? Biz şuraya kırılır yatarız. Tabii, benim karı seninki gibi ısırmaz. Burada olmaz. Burada kalamazsınız. Olmaz. Neden kalamaz ya? Canım, ben size yatacak bir yer gösteririm. Karıyı gördün, idare et artık. Şimdi sizi nerede yatırmalı? Ulan nerede yatırmalı diyor. Dur bakayım. Buldum. Gelin. Sessiz olun. Beni takip edin. Şöyle gel bakayım, yavaş.
Bari ses çıkartmayasın ha. Gelin benimle. Yavaş yavaş. Siz burada yatın. Fazla gürültü çıkarmayın, karım duymasın. Ulan bu karıdan ne kadar çok korkuyorsun ya. Karı milletine bu kadar fazla yüz verilmez ki kurban. Vallahi ne yapacağımı bilemiyorum. Bir kere yüz vermişiz işte. Biz biliyoruz, biliyoruz ama şimdilik söyleyemiyoruz. Sırası değildir. Başka bir zaman size anlattırık ne yaptık. Peki, peki. Siz şöyle rahatça uyuyun bakayım. Karı yukarıda duruyor, karı biliyoruz. Düştü ya, düştü. Burası ne biçim yerdir Bülgüler, ne getirdin beni buraya, ya ne getirdin? Ya işte fena değildir işte, ne güzel yatmak için bir yerdir ya, Allah'tan ne istiyorsun? Hadi ne işte, oh, oh. Ya ne güzel, gel, 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 gel. Tövbe, 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 tövbe. Ya tövbe sonra der, gel hele, gel, gel. Gülü, yorun. Canım, gel, yatasın. Canım benim, sus. Ne getirdin beni buralara? Şimdi sırası nedir? Karı duymasın. Gülü yok canım karı, karı sus dur, yukarıdaki karı duymaz. Ne yaparsak yapalım. Sen haklı! Efendim karıcığım, efendim. O pis kokulu akrabalarını kovdun mu? Söyle bakayım. Kovdum, kovdum karıcığım, kovdum. Bir daha da bu eve köyden gelen akrabalar istemiyorum, tamam mı? Bu son olsun. Tabii karıcığım, sen hiç merak etme. Kızı fazla üzmedin ya, he? Sus bakayım sen! Sen ne zamandır benim işlerime karışıyorsun ha? Hem derhal çabucak ortadan kaybol. Birazdan konkeni arkadaşlarım gelecek. Bak hala hazırlanmadım. Ay ben ne yapacağım şimdi? Nedir bu sizden çektiğim? Ay vallahi bunlar beni öldürecek. Şu halime bak, ödüler gibi oldu. Oysa gül gibiydim ben. Hah, oyna bakayım. Bana bak Allah aşkına, doğru dürüst bir kağıt at. Yok ben duydunuz diyorum. Mu kızlar? Milatların damadı yeni bir araba daha almış. Hele hem de son model. Ay görmemiş ne olacak? O kadar arabayla ne yapacak? Ay, öyle deme, öyle deme. Hepsinin yeri var. Aman. Ay iyi yapmış. Adam da bir daha şekerim, bir arabadan iniyor, ötekine biniyor. Aman iyi yapıyor, iyi yapıyor. Görmemiş bunlar, görmemiş. Kız bana bak, koca kafalı kız, beni dinle. Hep sana söylüyorum parasız mutluluk olmaz diye. Duy işte bak, herkesin aklı yok mu? Bir sende akıl var sanki, değil mi? Hiç kulak vermez ki bana. Başlatma anneni şimdi. Hah, al bakayım. Yok gene yok. Yok olmuyor. Şu an hiç gelmiyor ki artık. Kes bakayım şöyle. Bazen böyle olur benim. Bu şekilde. Ne olursun bunu görecekler. Ne oldu kızım? Bir şey yok anneciğim. Hadi git çabuk. Ayol ne oluyor bu kızım? Ne oluyorsun? Bir şey yok anne. Buradayım, bir şey yok. Bir şey yok. Oynamam ama. Tamam köpürmek de. Hemen bir oyana gidiyor. Bir oyana gidiyor zaten. Aklım başımda değil ki. Dur bakayım bir kısım çekeyim. Yok. Ya işte. Görmüşsün hayatım. Hiç yani. Vallahi yani. Hadi hadi sıra sen. Al bakayım. Elini vermezsen akşama kadar burada kalırım. Tamam. Lütfen ne olur görecekler. Ver. Hadi, ay, ay, tamam, 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 hadi, ben geçiyorum da. Kız ne yapıyorsun sen orada, pul gibi yapıştın duvara, ha? Aa, bir şey yapmıyorum. Geç karşıma şöyle, geç hadi. Aa, şimdi de geçti karşıma bakıyor, zaten şansım yok bugün. Hadi, yıkıl karşımda, çok bir yere otur, hadi. Ay, anneciğim. Oyna, oyna, hadi. Ya bu çocuklar niye böyle oluyor? Hadi, şans yok, hadi bakalım. Yakalayacaklar diye ödüm kopuyor. Bir şey olmaz. Yarın gene isteyeceğim. Eğer vermezlerse kendimi öldürürüm. Sakın böyle şeyi söyleme. Ben sensiz ne yaparım sonra? Ben de kendimi öldürürüm. O nasıl söz? Canım, seni çok seviyorum. Ben de. Bir daha söyle. Ben de çok seviyorum. Beni zorladın ama bir daha burada buluşmayalım. Nerede buluşacağız? Peşimize polis taktılar. Ay gerçekten taktılar. Bak bütün gün aklımdan çıkmıyorsun. Ama peşime polis değil ordu taksalar ben gene seni alacağım. Sevgilim benim. Çok seviyorum seni. Ben de. Artık ben gidiyorum. Tamam mı? Annem ikide bir odaya geliyor, beni takip ediyor. Bak biliyor musun aklıma ne geldi? İstersen anneni öldüreyim ha? Sakın böyle bir şey yapmaya kalkma. Sonra seni hapse atarlar. Ben sensiz ne yaparım sonra? Peki sevgilim. Hadi sevgilim şimdi git. Ne olur. Peki sevgilim nasıl istersen. Yarın akşam buluşacağız değil mi? Tabii buluşacağız ama şimdi git. Çok korkuyorum. Seni çok seviyorum.
Yahu şu İstanbul'un da amma garip adetleri vardır. Baksana kömürlükte sevişip duruyorlar. Ulan o yersizliktendir be. Fakat bana bak işler çok karışmış, bu çocuğun elinden bir kaza çıkacak. Buna mani olmak lazım, bu işi halletmek lazım. Ya halletmek lazım bu çocuğu. Nasıl halledeceksin? Basmaya ben hallederim bir şey, bir fırsat bulur, hadi yat şimdi yat. Bana bak belki çocukları da olur. Yerleri olursa çocukları da olur. Hadi sen de dön de belki bizim de olur. Biz Güllü, Güllü kalk kalk, duymuyor musun? Horozlar öteyim be! Ne var? Hadi kalk da şu kızın meselesini halledelim, ben duydum tamam. Oğlan elini tamam. Kana bulacak, karıyı öldürecek yahu! Hem yuva yapmak sevaptır, kalk hadi kalk! Kalk yavrum ben! Daha kalkmamışlardır! Yahu sabah oldu, horozlar öteyim, ben duyuyorum onlar, duymuyor musun ne diyorsun yahu? Neden lafa boğuyorsun sen? Hadi gidelim, yürü hadi, hadi. Yürü, yürü hadi gidelim hadi! Hadi konuş, hadi konuş! Konuşurum, konuşurum ama lakin! Ulan lakini makini yok, konuş ya! Lakin uyurlar, görmez misin be? Yok, herif uyuyor fakat karı uyanıktır! Konuş! Abla, abla! Şşt! Abla, abla! Maşallah gül gibi bir kız yetiştirmişsen, bu yaşa getirmişsen... Allah bana böyle bir kız verseydi, ben onu hiç üzmezdim, hemen sevdiğine verirdim! Ha? Hadi ne dersin, sen de veriver, he! Görmüyor musun, uyurlar be, uyurlar! Ulan boşuna konuşuyorsun, ben şimdi uyandırırım! Uyandırırım, Selahattin! Uyuyor, uyuyor, uyuyor! Ay, Selahattin! Bunların burada ne işi var Allah aşkına? Ne bileyim! Yahu biz buraya hayırlı bir iş için gelmişizdir. Bak bu çocuğun gözü dönmüştür, kıza sırılsıklam aşıktır. Kafası tepince bu çocuk tabancalı seni vurabilir, onu vurabilir, başkasını vurabilir, kız başkasına kaçabilir, ne bileyim başınıza her türlü felaket gelebilir. En iyisi, biz bunları birleştirelim. Sen artık, bunları buradan bırak, kovuyorsun, yok! Bak Selo, bu karı bu kızı buna verdirmezse kendisini de kıyar, sana da kıyar ha! Tamam gidin be! Ben sana köyü bırakıp da bilmediğimiz yerlere gitmeyelim, zengin olmak bizim neyimize deyip durdum ama lakin, dinleyen ki! Ya sen ne konuşuyorsun, İstanbul'un taşı torpağı altındır demişler, bir de kalkmış gelmişizdir. Ama Selahattin de boş çıkmıştır. Köye geri dönelim. Neyle döneceksin, otur şimdi buraya da beş dakika konuşalım. Şimdi bana bak, bizim köye gitmemiz için biraz paramız olması gerek. Hiç paramız yok mudur? Yok mudur ha? Yok! Aa bak başımıza gelenler, bir somun ekmek alacak para da yok mudur? Ya yok dedik, bak gari ne konuşuyorsun, işte bak Allah büyük bir dayanacak bir yer verdi, otur şöyle sesini kes de, vallahi yalvar. Ne edecek şimdi? Ya Allah büyüktür, yalvarak dedin mi yahu? Allah ah Allah. Başımıza gelenler, bu şehirlerde kalmak olur. Bakarsın ya, dur sabırlı ol. Sabırlı ol, bir şey çıkar elbet. Bülün, bülün. Yavuma gel, akadine gel, acele akadine. Hazır ol, fıcık okları bülün. Yavuma gel. Adana cevap, urfa cevap. Bakarız, sana Allah büyük demiştim, bilir misin? He? Bak, işte bu gördün ne oldu? Bülün, bülün. Bilmiyor musun ona, urfa kebapçısı diyor. Gel içeri girip kanınızla yapalım. Kanın olan, etme eyleme, gene başımıza iş açma ya. Ya bize ne iş olacak, bak Urfa kebapçısı diyor. Hemşerimizdir, biz sokağa atacak değil ya. Benim kebaplar. Herhalde kanımızı doyurur değil mi? Madem paramız yoktu da kanımızı nasıl doyuracak? Ya sen karışma, sen gerisine karışma, bana güven bak şimdi. Ölüm, kebaplara gel. Hürmet, burası Urfa kebapçısıdır değil mi? He. Sen buranın sahibi misin? Yok, ben kasıyorum. Oo, hemşerim mi o, sen Urfalısın herhalde. Ben de Urfalıyım. Ya şey, hele geçin buyurun. Hele geç, buyur, buyur, yer kalı, gel. Buyurun, buyurun, kebaplara gel! Hoş gelmişsiniz. Hoş bulduk, burası Urfa kebapçısı mıdır? Hele öyledir. Siz de Urfalı mısınız? Hele. Vay hemşerim, merhaba! Oh, merhaba, merhaba! Beni tanıdın mı? Ben Reşit! Reşit mi? Reşit, Reşit! Hangi Reşit? Canım nasıl tanımaz olur musun? Hangi Reşit olacak? Urfalı Reşit! Urfalı Reşit! Bak bu da Güllü İmam'ın kızı! Hele, hele buyurun! Buyurun! Ben tanıdım, amacı çay! Tamam, babu! Acaba elbise olsun! Bak,
kız gördün mü? Bizi davet etti. Bir şalkam suyu var. Ne daveti de? Buyurun demekle davet mi olur he? Olur tabi, buyur demek, otur demek, davet demek. Benim adım neler yok? Hele, beri bak, beri bak. Şuna patron. Şunları pek gözüm tutmadı. Bir kontrol et bakalım, paraları var mı yok mu? Peki patron. Anlaşıldı mı? Dikkat. Ne emretmiştiniz efendim? Valla siz ne ikram ediyorsanız biz ondan yiyoruz. Yani diyelim ki fiyatlara baktınız mı? Ödeyebilecek misiniz? Ödemezsek ne olur? Bulaşık yıkayacaksınız da. Bulaşık mı? Ulan bulaşık. Kolunda bilezikler, ayağında yüzükler, kolunda bilezikler. Ben oy Eminem, Eminem. Ben sana kurban olayım, oy oy Eminem. Yüzükleri parmağında yüzükler, yüzünleri parmağında yüzükler. Kolunda bilezik, kolunda bilezikler, parmağında yüzük, ayağında yüzükler, parmağında bilezikler, ayağında yüzükler, kurbanında bilezikler. Başımıza neler gelmiştir ama lakin sen hala şarkı söyler durun. Neydi, Fadiyat'taki gözden mi ola? Hani hemşerimiz bize misafir edecekti? Ya burası İstanbul'dur, bakarsın buranın misafirliği böyledir. Hem de aç bile sokaklarda dolaşmaktan daha mı fenadır yani? Ulan Allah'ımdan kork, bir haftadır şurada karnımızı doyuruyoruz, Silo'nun evinde de yatıyoruz izbede. Daha ne istiyorsun be? Hiçbir şey istemiyorum. Yalnız köyümüzde bundan iyiydik derim he. Köyümüzde bundan iyiydik. Çok iyiydik. Kirayatında bilezikler. Şşş, yavaş yavaş. Yavaş yavaş, tamam tamam. Şşş, yavaş. Yavaş yavaş. Ulan yavaş desin ki Nüte etsin. Etmezsin. Ama kapı açık açık. Şşş, yavaş. Ulan piş piş demez, dikkatli ol. Boş bulmak böyle ağzından bir şey kaçırırsın cümlemi. Bak eşyalarımız da buradadır, ha, dokunmamışlardır bile. Hadi yatak, hadi. Yatak, yatak. Bana bak. İyi düşündüm buraya gelmesini ben. Ya sokaklarda mı dolaşacaktık ya? Ben her şeyi düşünmesini bilmez miyim, bilmiyor musun? Ben bir başın sıkıldı mı bana konuşacaksın, ben her şeyin çaresini bulacağım. Hadi hadi, uzatma, uzatma. Aman bismillahirrahmanirrahim, Allah'ım şimdi bu nasıl vardır hiç olmazsa. Oh, gülü. Hele elini ver, elini. Geç işine sırası mıdır be? Ulan sırasıdır. Şşş, bana bak. Daha, daha yanaş, daha yanaş. Hadi. Hay Allah, ulan yanasana. Bak aklıma ne geldi gülü. Ne oluyor, kapandı mı? Hele kapandı. Neden kapandı? Basmaya kapandı. Allah Allah! İş yapmadı, kapandı. Oh oh! Peki bizim halimiz ne olurmuş? Senin halinden bana ne kardeş? Ben kendi halimi düşünürüm. Hadi şimdilik eyvallah. Bir daha görüşürüz. Güler güler güler. Ne edecek şimdi? Ya Allah nasıl olsa büyüktür. Bize gene eskiden olduğu gibi bir şeyler yapacak. Kebapçı da kapanmıştır, karnımızı nerede doyuracak? Açık bir kebapçı bulacağız herhalde, Allah büyütür. Bir de doyuracağız. Şşş, öyle. Ulan, otomobile bak. Vay be! Çok güzel ya. Kasap et derdinde, koyun can derdinde, dünden beri karnıma ya, hiçbir lokma ekmek girmemiştir. Bak şimdi, ekmek şey ne düşünürsen, bak bak şu arabaya yakından bak abi. Deli misin, karnım aç ben, karnım aç. Allah'ım yarabbim, çimen gibi yavuş. Allah, çok konuşuyorsun ha. Biz arabaya bakıyoruz, hayran oluruz. Biz hala burada kasabın derdini, etini, canını konuşuyoruz. Allah neler yaratıyor ya. Yani kul, 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 kul yaratıyor, kul da işte bunu yaratıyor. Hey, dur kardeşim, sürme o pis ellerini, kirleteceksin. Ne olmuş ki, bakıyorduk ya, aşındı mıdır, nedir yani? Ne işiniz var sizin burada ha? Arabayı satın almak istiyorsa kaç paradır? Nereden bulacaksın o parayı? 50 milyon lira. 50 milyon, 70 milyon. Sen ne 50 milyonu sen nereden vereceksin kardeşim? Hadi ya, o insan hayalden her şeyi verebilir. Hadi, hadi, hadi. Mesela hayal kurmasını bir kardeşim, kardeşim. Git başımdan, git. Hadi, hadi güle güle, hadi güle güle. Ne oldu? Niye durdunuz yine?
Ya düşünüyoruz kurban. Ne düşünüyorsun kardeşim? Acaba 50 milyona bu arabayı mı alsak? Yoksa birer tane çikolata mı alsak? Adamın başını belaya sokmak. Diyecekim ama lakin kızmayasın. Ya ne kızması? Hele sen de bak. Çok paramız olsaydı bana o salonun karısınınki gibi gerdanlıklar, yüzükler, bilezikler alır mıydı? Ya o bokkanınkilerin lafı mı olur? Ben sana ondan daha iyisini alırım. Hesap mı? Hesap tabi. Yeter ki sen iste. Hayal kurmak değil mi? Sen iste ben sana alıveririm kurban. Peki çok paramız olsa beni şehirli karılar gibi giydirir miydin? Giydirirdim ama gene de başını örtlerdim ha. Peki salonun evi kiminde güzel bir ev alır mıydın he? Sen ne söylesin kız? Yumuşak yumuşak. Hiç almaz olur muyum ulan? Hem de onların evini alırdım vallahi billahi ya. Ama lakin hiç paramız yok ya. Yok ya. Sana hayal edersin diye hep kızardım ama hayal etmek de hiç fena değil. Helalde hiç fena değildir. Yalnız bu hayal kurma aç karnı olduğu zaman olmuyor. Bak gırgır ediyor. Bana bak, bugün gene sokaklarda dolaşmayalım. Ha, aç karnı da hiç çekilmiyor. Yok. Çekilmiyor. Yok. Dolaşmıyoruz, biz de gider salonun şeyine, izmesine girerek. Gider. Hiç yok da ne itiracın. Reşit! Reşit! Öyle açım ki şöyle bir şiş köfte olsaydı diye. Ulan Allah'ından kork be, daha dün yemek yedin yahu. Yemesine yedim de hep aklıma şiş köfte gelir. Üzerine de şöyle bolca bir soğan, bir de domates, yanına da buz gibi ayran. Allah'ın mülküne bak be, şimdi de sen hayal kuruyorsun. Hayal bile olsa son günlerde aklıma hep şiş köfte gelir. Allah Allah. Benim açlığım neyse ne de ama lakin... Ama lakin ne? Ama lakin... Ulan lakin ne? Ama lakin... Ya ne desin? Anlamır mısın he? Ulan bu ne de? Allah'ım yarabbim sen bana bu günleri de göstersin. Vay. Aman sen sakın kıplama ona bir şey olmasın. Kımıldanır he. Ne? Bak kımıldanır. Kıplıyor ulan o kıplıyor. Sen sakın kıplama. Şimdi bak sen açsın, bu da açsın. Yani ikiniz de açsın. Reşit Ağa'nın size dünyaları yıkar gene de karnınızı doyurtturur. Sen hiç merak etme. Reşit öyle açım ki neredeyse açlığımdan öleceğim ya, Reşit. Çok açım. Allah biliyoruz yavrum. Allah büyür. Nasıl olsa bize bir şeyler gelecek. Reşit Ağa şimdi biz gidiyoruz siz burada oturun. Biz size yiyecek bir şeyler bulup getiriyoruz. Thank you.
Sen başka birini sıçacak yer bulamadın mı İstanbul'da bizim burası? Allah müstakbını versin senin. Ne biçim koşuluna kaldın ya? Tövbe yarabbim, tövbe ben ne zaman da kanım sıkışmış bu ya be. Allah'ım ya Rabbim, ben koca sıçtırısına para buldum işte ya. Şükürler olsun ya Rabbim. Güle! Afiyet olsun, afiyet olsun yarasın. Ay canım güllecim. Hadi afiyet olsun, bir tane de burada kalmış, onu da ye. Yok, sağ olasın Reşit'im. Bu da yarına kalsın. Yarına kalsın. Reşit, bunu nereden buldun? Ne? Yoksa çaldın mı? Ya ne diyorsun sen, böyle... Ben haram şey yemem ha, bilirsen. Ya tövbe de, tövbe de, böyle konuş. Biz harama el sürmüş müsün ne kadar, helaldir. Helaldir, afiyet olsun, hadi ye. Hani hiç paramız yok idi, bunu nereden buldun? Yoksa çaldın mı he? Ya ne diyorsun ya, ne bileyim ben, günün birinde herhalde cebimde bir paralar kalmış, bir 10.000 lira sıkışmış buraya kalmış. Biz böyle yürüyoruz fakat giderken bir bakıyoruz, elimizde aybucumuzda yoktur ama bir de kuş sıçıyor burnumuza. İşte bir elimizi cebimize mendil... Çıktı! Gene çıktı, Allah'ım gene çıktı! Vallahi çıkıyor ya! Çık. Bir de ben çıkarayım ha! Çıkmıyor, çıkmıyor! Çıkıyor, elimizi atıyoruz, gene de çıkıyor. Bir atıyoruz, bir tane daha çıkıyor. Ay Allah Allah, çıkıyor, ne diyorsun ya? Çıktı, çıktı! Çıktı, çıktı! Durma, durma, çıktı! Ne gözü doymaz karısın yahu, boyuna çıkartıyoruz, çıkartıyoruz, siz gene çıkartıyorsunuz ya. Yahu çalış, yeter çalış, durma, çalış, çalış, ne durursan be, hadi çalış, konuşma! Yahu ne dersin ya, Allah Allah, çıkartıyoruz ya yahu! Çalış, çalış! Bunlar paraysa bu da birader, yani bu da kol, yoruluyor insan, yoruluyor. Ne tuhaftır, para kazanırken bile yoruluyor, bir rahat edemiyor. Çalış, çalış, hadi konuşma, topla, çalış! Hadi topla bunları, heybelere doldur, sepetlere doldurursa bir şeye sar, sar onu sar! Denk edelim onu sonra. Dur, dur, bana dur, bak, bu da çıktı. Hadi bana bak ya, yeter artık ya. Bak, ne diyorum? Sen çocuk duruyor mu acaba? Sen kendini yorma, yorma. Dur, meraklama sen, dur. Aman, aman, evladımız kısmetinden gelmiş. Allah kuşu sıçırtıyor, paraları çıkartıyor. Kuşu sıçırtıyor, paraları çıkartıyor. Hadi bir tane daha da bu son olsun artık ha. Hepsini dolduramıyorum ha. Doldur işte, acil kızım, hadi. Reşit, çok merak ederim, hala çıkır mı? Ya ne meraklı karısın bu kadar, yetmez mi para yahu? Heybet dolu, denk dolu, ne bileyim bu her şey donun dolu. Ne gözü doymaz karısın ya? Bir bakıver be! Bakak! Çıkır mı? Ulan çıktı! Çıkır, hadi çıkır! Boş ver bunu ata! Nedir sen? Reşit! Bizim köyün arkasında bile bu kadar para ya yok ne değil mi? Diyorsun, bizim köyün ağası benim yanımda uyuz eşek kimin kalır ya? Bana bak, madem ki bende de aga kadar para vardır, ben de aga konuşurum. Hami de Reşit aga. Reşit agan kurban olsun sana gülü. Reşit, bu kadar parayla her şey yapılır mı? Elbette yapılır canım. Çok ağırdır be! Öyleyse biraz harcayak da, hav yükümüz hafif. Ulan ne akıllı karısın be! Hadi harcayak da biz hafif yiyek. Harcayak hadi. Thank you.
Hoşçakal. Ne var? Bu evi satalım mı, ne dersin? Aa, delirdin mi sen? Hiç durup dururken ev satılır mı? Ha? Canım, mesela eşyalarıyla birlikte sattığımı farz et. Kaça satarsın ha? Aa, ne bileyim ben, 100 milyon eder herhalde. Çık çık! Daha mı çıkayım ha? Daha mı? 150 milyon. Çık çık, daha çık! 200 milyon mu yoksa? İki yüz milyon! Selahattin, böyle bir enayi buldunsa hemen sat! Sattım! Aa, Selahattin! Gene yalan söylüyorsun! Vallahi yalan söylemiyorum, işte bak! Kaporaları burada! Bu paralar bizim mi? Kaç! Bu paralar kaç! 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 Ha? Ah, kaç para söylesene bana! 200 milyon! 200 milyon ha! Dur canım, dur! Ah, hayır! Hayır, bunlar sende kalmasın! Burada daha emniyetli olur kocacığım! Sonra sen kaybedersin bunları! Ah, benim güzel kocacığım! Ah, kocaların güzeli de yerim ben seni, yerim! Oh, yanaklarım! Ah, benim kocam! Hadi bakayım! Hadi canım! Şimdi bu araba bize mi verir? Tabii sizi verir! Ah, silmeyin oraya, silmişsin bakalım, sil! Özür dilerim, sizi verir! Şu satılık lafasını da çıkartıverin oradan! Hadi, tabii efendim! Hadi, çabuk, hadi! Çıkardılar benim! Ha, bana bak, buyurun, al bu 1,5 milyonu da, bu bahşiştir. Bundan çikolata alırsın kendine, hatırlarsın ya. Çikolata mı? Aa, siz miydiniz? Ben sizin gözünüzden anlamıştım bu arabayı alacağınızı. Ben de senin ne kadar zeki olduğunu anlamıştım. Dereceğiz efendim. Hadi, sağ olun efendim. Şey, yalnız şimdi ben bu arabayı kullanmasını bilmem. Bana bir şoför lazımdır, yani ben nasıl kullanırım tek başıma olmaz da abi. Şoför? Duydunuz efendim. Ha, bana bak, o kaç para alıyorsa ona iki mislesini veriyoruz. Ne versiniz efendim? Estağfurullah. Gel bakayım, gel koçum buraya. Buyurun efendim. Beni mi çağırdınız? He. Emredin efendim. Bana bak, sen şoför olacaksın, beyefendinin şoförü arabayı kullanacak. Ben, bu beyefendinin. Al bu da maaşım. Şey, benim param bu yani, şey, şoförüm. Evet. Ben, bir dakika. Hayırlı olsun. Efendim, hayırlı olsun. Memnun oldum efendim, saygılar. Kaderimiz emrinizdedir efendim, bütün arabalar emrinizdedir. Buyurun efendim. Buyurun efendim, bırak sen, araba kullanmasını bilirsen geç. Hayır, lan. Güle güle efendim, hayırlı olsun, güle güle. Maaşın güzel değil mi efendim? Buyursunlar efendim, buyursunlar. İyi kapatmadı, yavaş çarpmadan. Emriniz olur. Sağ olun patron, çok teşekkür ederim. Sağ olun, paralar benim. Bırak, bırak şimdi. Harika, harika. Harika bir şey. Reşit! He? Al bu çiçekleri sen ver. Neden? Al be sen ver, ben yukarıya hiçbir şey vermem, ver sen ver. Tövbeler, tövbeler. Kim bunlar? Evi satın alacaklar. Ooo, hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Hoş bulduk efendim, şöyle buyurun, teşrif edin efendim. Sağ ol. Buyurun, oturun efendim. Sizi bir yerden gözüm ısırıyor ama. Yenge, beni tanımır mısın? Ben Reşit Akan'ın karısı gibi. Aa, sen pek güzelleşmişsin ayol. Sen karışma, hep lafın içine girme. Dur bakalım, dur bir dakika, dur. Biliyorsun, bazı şartlarımız vardı. Bu işe karılar karışmayacak, biz erkek erkeğe konuşacaktık. Geç bu tarafa. Kaç anlaşmıştık? 200 milyon! Ulan hani bu karı işimize karışmayacaktı da biz erkek erkeğe anlaşacaktık, karı karıya da gir. Kız, Güllük sen de geç oraya, siz karı karıya konuşun. Ya. Biz de erkek erkeğe. Buyurun güzel. Gel bakayım. Buyurun, geliyorum. Şimdi bak, beni iyi dinlemelisin. Dinliyorum. Nasılsınız? İyi. Hoş geldin. Hoş bulduk. Ay, bu ne güzel yüzük böyle! Nereden aldın? Onu Reşit Akam Japonya'dan getirtmiştir. Denizin dibinden çıkırmış. Aa, kaça aldı, kaça? Bilmem, 3 milyon mu desem, 5 milyon mu? 3 milyon, 5 milyon! Ay, hadi! Peki, ya bu, ya bu? Bunu da Reşit Akam almıştır. 30 milyon! Aa, 30 milyon! Yuh! Ay, peki, bunu kaça aldın? Onu agamın arkadaşları hediye etmiştir. 100 milyon. Yüz milyon. Bir dakika, ben şimdi geliyorum. Ben senin hakkından gelirim Selahattin. El alem bak karısına neler alıyor. 5 milyon, 30 milyon, 100 milyon. Bak 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 bak, ah şunlara bak. Ulan elimi öp karısına da alak. Ay sahi mi? Öp bir daha, bir daha. Bir daha öperim. Bir de öp, bir de öp! Hadi yeter yeter, şimdi biz kendi meselemizi halledelim. Bana bak, Güllü geç bu tarafa. Şimdi biz burada ev sahibi miyiz? Evet, evet de ev sahibisiniz. Siz de misafir misiniz? Evet, misafiriz. Hadi bakalım doğru misafirhaneye.
Müdüre, göster ulan yolları bunlara. Yürü müsünler ben? Yürü. Hadi. Ben sana yerini göstereyim. Kapla. Hadi. Allah razı olsun Reşit ağam. Hayatta ne istediğin varsa hepsini yapmışsındır. Daha dur, hepsini dağdanlar neler yapacak? Hep İstanbul'un taşı toprağı altındır derdin de... ...ben inanmazdım ha. Bir de bebeğimizi doğursan. İnşallah, inşallah o da olacak. Ha. Hazır paramız varken bir de iş kursam. He, biz de bunu düşünüyorduk fakat ne iş kuracağımızı bilmiyoruz. Reşit ağa, sen şimdi zengin misin? He. Banka kadar da zengin misin? He, tabii ya. O zaman banka kur. Bir banka kurak ulan, sahip bir banka kurak. Adı ne olur bu bankanın? Biz bu parayı nereden çıkartıyoruz? Şavlardan çıkartıyoruz. Şavlardan. O zaman adı da Şavlar Bank olacak. Aklınla bin yaşa. Abi, el aleme faizden paralar verecek. Hoş geldiniz. Hoş bulduk, Selamun aleyküm. Aleyküm selam efendim. Hoş geldiniz. Sefa getirdiniz. Hadi. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Hoş bulduk, hoş bulduk. Ulan geçin şu tarafa, kervan gibi takılmayın peşime hadi. Baş. Hoş bulduk, hoş bulduk, hoş bulduk, hoş bulduk. Alo, sen kimsiniz? Ha bana bak, bana oradan bir acılı Adana, bir de biraz ayran filan bir şeyler getirecek. He. Tamam. Bugün ne yapacağız efendim? Bugün hiçbir şey yapmıyoruz. Daha bir şey yapmadık zaten. O kadar, çalıştık yeter. Yeter, hadi gidin ulan, hadi! Ulan, amma çalış... Ulan amma çalışkan herifleri çattık ya! Evlenmemiz için hala sizinkileri ikna edemedin gitti. Her yolu denedim, daha ne yapabilirim? Buna bir çare bulmamız lazım. Evet, anlıyorum. Bak sana bir şey söyleyeyim mi? Annemin neden razı olmadığını öğrendim sonunda. Annem... beni bir başkasına vermek istiyor. Neden? Ne? Nasıl yani? Hani annemin uzaktan bir akrabası var ya, beni ona vermek istiyor. Sen neler diyorsun? Ne diyebilirim ki? Sana soruyorum. Yani ona varacak mısın? Söyle bana. Ben varırım demedim ki. Kolumu acıtıyorsun. Çok kabasın. Ben mi kabayım? Tabii ya. Çok kızdım sana. Ben gidiyorum. Ben ne yapacağımı çok iyi biliyorum. Artık canıma tak ettim! Ananı da babanı da öldürecek! Seni sonra da kendim olacak! Nerede onlar? Söyle! Gelsinler buraya! Gelsinler! Bırak elini! Elini bırak diyorum sana! Bak! Sana can düşürdüm! Hepsini önüme getir! Ananı, babanı ve kendinle gel! Ne oluyor ulan, ne yapıyorsun? Siz bu işe karışmayın Reşit Bey! Onları öldürecek! Kimi öldürüyorsun ulan, ne var? Anasını, babasını, onu! Kendimi de tabii! Yahu sen manyak mısın oğlum, ne öldürür? Hepsine kıyma, yalnız karıyı öldür be! Nasıl sinirlenmem? Kızı o kadar seviyorum ki, vermiyorlar efendim, anladınız mı beni? Yahu seviyorsun fakat bu tabanca ne işe yarıyor? Peki sen bu kızı istiyorsun... Anlat bakayım bana, sen ne iş yaparsın? Neyle uğraşırsın?
Efendim ben Ankara Üniversitesi İstanbul Bilgisayar Bölümü, Marmara Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat Bölümü mezunuyum. Anlaşıldı, anlaşıldı. Sen bir boka yaramaz bir herifsin. Fakat seni sevmişim yani. Seni kendime banka müdürü yapıyorum. Ne müdürü, ne bankası? Ya kendi bankamıza müdür yapıyoruz. Şavlar banka müdürü yapıyorum. Oraya ben birkaç tane daha böyle bir boka yaramaz herifleri aldım. Seni de onun başına, onların başına koyacağım. Ha, anladım efendim, sağ olun. Sevindim. Anne, baba, sen git! Buraya mı geldin sen ha? Buraya nasıl geldin? Hop, dur bakalım, kurmam, barışmayın. Barışmak yok, telaş efendim ortalığı. Senin karşında kim olduğunu biliyor musunuz? Kim? Ya, bu delikanlı benim banka müdürümdür. Yani Şavvar Bank'ın genel müdürü olmuştur. Evet, kendisinin bir spor Mercedes'i, bir katı, bir yazlık villası bulunmaktadır. Ulan paracık karı! Şimdi bu çocuğa bu kızı veriyor musun? Ay, ne bakıyorsun? Versene, versene canım! Veriyoruz! Hadi kızım, geç çocuğun yanına. Sevgilim, iyi ki canına kıymadım. Ben sensiz ne yapardım sonra? Bana bak, biz bu silahı size hediye ediyoruz, icabında bu karıyı vurmak için. Aman şaşırma, çok şaşırma. Yok, tamam. Ben sana söylemiştim sevgilim, ne olursa olsun evleneceğiz diye. Öyle mutluyum ki hala inanamıyorum. Vay Fatoş vay, paranın kokusunu nasıl da aldın? Babam en büyük bankanın, Şalvar Bank'ın genel müdürü hanım. Damat kıza bir spor araba. Şey, daha gelmediler, nerede kaldılar bunlar? Aa, ne bileyim ben, gelirler, gelirler. Ama bak saat kaç oldu karıcığım? Ha, işte geldiler. Hoş geldin Reşitciğim, hoş geldin. Geçin şöyle, geçin, geçin. Hadi alkışlayalım. Ya ne utanıyorsun karı, ne var, ne var utanacağım? Merhabalar. Hoş geldin be. Ulan delikanlı, çok güzel olmuşsun kafir. Sen de çok, çok yakışmış damatlık. Ulan gelinlik senden güzel olmuş kıza bak yavru. Allah mutlu etsin, Allah saadet ver. Al tak bakayım şunu. Ulan düdüklük karı, bak hep keçi gibi inat ediyordu. Gördün mü bak şimdi birleştiler, ne güzel ettik. Sayende oldu Reşitciğim, sayende oldu. Sen olmasaydın biz bu işin içinden çıkamazdık. Zaten benim gönlüm görür görmez bu damada ısınmıştı. Asıl benim gönlüm ısındı, öyle değil mi Selahat Bey? Ulan düdüklük karı, gel riyakarca konuşuyorsun orospu. Ne şey, sen sussana karıcığım, karışma işin içine, lütfen sus. Şey, şöyle geçin, oturun lütfen. Oturun, lütfen ayakta duruyorsunuz, buyurun. Ulan burasını cenaze evine çevirdiniz ya, bu düğün mü? Kalksın oynasanıza. Hayır, hadi, hadi, hadi. Hadi, hadi. Dediğim meseleyi hallet. Başkan da diyor lan. Sayın başkanım, sayın başkanım. Şeref verdiniz efendim. Ulan bırakın bu kadar konabra lafı, yağcı herif. Ama efendim ne yağcı da efendim. Hadi. Hürmetle ilgili efendim. Bana bak, bu herifler hepsi, hepsi üçkağıtçıdırlar. Aman gözünü seveyim, gözlerini iyi aç. Bizim işimize, paramıza bir halel gelmez. Gel sana odanı göster. Tabii efendim. Bak yavrum, burası senin masandır genel müdür. Geç yerine otur. Bütün genel müdürler zaten bir boka yaramaz, sen de yaramazsın hatta. Otur. Ve yavaş yavaş her şey emrindedir. Sağ olun efendim. Acaba bu işi yapabilecek miyim? Ulan yapamayacak ne vardır? Her işin başı paradır.
Bizde de bok gibi para vardır. Ne zaman başınız sıkışıyorsa bize giriyorsunuz, biz size istediğiniz kadar para veriyoruz. Teşekkür ederim. İşte bu kadar. Şimdi çağır işler, adamlara emirler ver filan bir bok var ya işte burada, boş durma. Telefon et bir yerlere. Sağ olun efendim. Hadi hayırlı olsun. Hadi. Alo, ben Şalvar Bank Genel Müdürü. Bütün personeli odama istiyorum. Aman efendim, şeref verdiniz. Buyurun. Buyurduk. Ne emretmiştiniz? Ya biz başka bir otomobil alalım diyoruz. Çünkü kendimizinkini başkalarına hediye falan vermişiz. Çok iyi etmişsiniz efendim. Hangisini arzu ediyorsunuz? Hangisini? Şu kaç para? 20 milyon efendim. Vay bu iyi, bu kırmızı ne kadar, öteki ne kadar? Bunu üçünü sen en iyisi paket yap, bir yolla. Olur efendim. Affedersiniz, nereye göndereceğim? Ne? Nereye göndereceğim? Kafası serefsin. Şavlar Banka lan, Şavlar Banka ahmak. Anladım. Anladım. Geri gir efendim. Şalvar Bank. Damat bey, söyle bakalım işler nasıl gidiyor? Efendim, ekonomi indeksinin yükseldikçe para arzı çoğalmakta. Hı. Böyle olunca da bizim mevduat mevcudumuz daha yüksek rakamlara ulaşıyor. Hı. Ve işlerimiz de gayet iyi gidiyor. Bu da bastırdığımız rapor. Buyurun bakın efendim. Ulan ben böyle laflardan ne anlamışım ya? Sen bana söylüyorsunuz ki ne kadar kar mı ediyoruz, zarar mı ediyoruz? Biz bunu bilmek istiyoruz. Efendim, kar ediyoruz. Tabii ki kar ediyoruz. Üstelik Şalvar Bank en büyük banka oldu. Aferin, iyi. Allah razı olsun. Ulan sen berbat bir yerde benziyorsun ama. Fakat gene de gözüm ısırıyor. Sağ olun efendim, çok teşekkür ederim. Şimdi ne demek istiyorum biliyor musunuz? Sen şimdi bir yerlere telefon et. Palaga'dan, böyle emirler ve kararı topla, bir şeyler yap, sekreter... Ben Şalvar Bank Genel Müdürü. Bütün personeli hemen odama istiyorum. Herkesi, evet. Beyler, şu Şalvar Bank denen bankanın yarattığı rezalete bakın. Evet. Neredeyse bütün müşterilerimizi kaybedeceğiz. Doğru. Yalnız Sayın Başkan, unutmamamız gereken bir şey var. Bu kadar kısa zamanda rekor sayıda müşteri sahibi oldu. Hem de milyarlarca lira para topladılar. Herkes her yerde Şalvar Bank diyor, başka hiçbir şey söylemiyor. Bu cıdırışla hepimizin bankası batacak. Parayı nerede bulduysa... Bankanıza yatıracağınız parayı size biz veriyoruz diye halka para dağıtıyor. Evet. Durun beyler, durun. Evet, bunları hepimiz biliyoruz. Bir dakika orada. Bu işe nasıl bir çare bulacağımızı düşünelim. Haklısınız. Evet. Bence yapılacak en iyi şey... ...Şalvar Bank sahibi Reşit Ağa'nın parasının kaynağını öğrenmek. Peki bu işi nasıl becereceğiz? İşin içine bir kadın parmağı girerse iş kolaylaşır tabii. Haklısınız. Çok güzel. Alo, sen kimsiniz? Şalvar Bank sahibi Reşit Bey'le mi görüşüyorum acaba? He. Ben Düşkünler Yurdu Çocuk Yuvası'ndan telefon ediyorum. Reşit Bey, burada 20 tane çocuk aç kaldı. Ne? Ne konuşuyorsun, 20 çocuk mu dediniz? Vah Sübiyan'la vah! Benim küçük bir ricam olacak. Sizin çok iyi biri olduğunuzu duydum. Bize de yardım elini uzatın, ne olur. Ayıp ediyorsunuz. Tabii yardım eder. Tabii. Adresi veriyorum. Barbaros Caddesi, numara 40, Beşiktaş. Unutmazsınız değil mi Reşit Bey? Yok. Unutmayız. He? Ne diyorsun ya başkan? Kim arıyor? Bana bak, Düşkünler Yurdu'ndan 20 tane çocuk arıyor, hepsi de açmışlar, yani böyle Afrika gibidir. Evet, bana bak, bizde para boldur. Karar vermişim, yarın gidip bu çocuklara yardım edeceğim. Zavallı çocuk, evet. Hadi buyurun. Hadi. Yahu bir saattir aklınızda yuvarlayıp gidiyorsunuz. Yani 20 tane çocuk orada, nereye gittiler? Çocuklar gitti, ben yalnız kaldım. Ya bu çocukları nereye gönderiyorsunuz? Açtılar zavallılar ya. Bir yardım yapalım dedik kendilerine. O yardımı bana yapsanız.
Allah da bana yardım yapsa. Yoksa yardım etmeyecek misiniz bana? Siz bana yardım etmeyecek misiniz? Ben ederim, ederim ama karşılığı büyük olur. Ne kadar büyük olur? Ne zaman yapayım? Ne zaman ister kadar? Bir de siz bana yardım etseniz olmaz mı? Olursa olsun canım. Şimdi bu yardımı bir dakika. Şimdi de yalnız siz bir dakikacık dışarı çıksanız da ben kendimi yardıma hazırlasam yani. Tabii. Yoksa mümkün değil misiniz? Ama çıkın, çıkın. Allah'ım yarabbim yardım. Dur. Artık gelebilirsin. Gel. Geliyorum. Gel hele, bak. Harika. Yeter mi? Hiç yetmez mi? Çok güle, teşekkür ederim Alasmağ. Nereye gidiyorsunuz? Ya siz bana yardım edecektiniz bana yani. Öyle demiştik. Ama benim bunu hemen çocuklara götürmem lazım. Onun için gidiyorum. Hoşça kalın. Çok teşekkür ederim her şey için. Lan güle güle ama... Allah Allah! Allah Allah! Allah Allah! Ya bu karı milletine hiç akıl sır ermiyor. Çocuk diyor vazgeçiyor. Yardım diyor ondan da vazgeçiyor ya Rabbim ya! Allah'ım yarabbim bana kim yardım edecek şimdi? Selahattin, bu misafirlik ne zaman bitecek ha? Ne zaman? Aylardır buradayız. Başımızı sokacak bir ev alamadın daha. Sen ne tembel adamsın canım, ne tembel şeysin. Zaten bu evi de bedavaya sattık. 200 milyon, 200 milyoncuk nedir ki canım? Görmüyor musun eşit ağa karısı da neler almış? Sen bu kadar yıllık karına ne aldın ha, ne aldın? Hiçbir şey değil, şu halime bak benim. Bana bak, düdük karı dur, konuşma fazla konuşma, dur bir dakika. Bana bak karı, sen bu Selahattin'i katiyen üzmeyeceksin, anladın? Hiçbir şekilde. Bana bak, senin istediğin bu ev midir? Evet. Şimdi bu evi sana geri veriyorum. Fakat sana değil, Selahattin'e. Şimdi bu evin sahibi kimdir, söyler misiniz? Selahattin. Şimdi öp bakayım Selahattin'in elini. Öpeyim. Başına da koy. Bundan sonra ne zaman isterse uzatırsa elini öpeceksin. Tamam mı? Gel bana. Serok. Şimdi sen bu karıyı adam etmek istiyor musun? Elbette istiyorum. Bunu adam etmenin bir tek yolu vardır. Arada sırada erkekliğini hatırlayıp bunu döveceksin. Hadi göster kendini şimdi. Ve erkekliğimizin de şerefini kurtar. Tamam mı? Hıyar. İşte o kadar. Selahattin vurdu bana! Vuracağım! Al gene vurdun! Vuracağım! Al gene vurdun! Hadi vuracağım! Dağ da beni! Ay bir de tekme attın! Al bir daha! Nerede benim? Dünya varmış be! Selahattin'im benim! Biliyor musun, Reşit Ağa'nın bize yaptığı iyiliği hiç unutmayacağım. Hele bana yaptığı iyiliği hiç. Bankanın işleri gayet iyi gidiyor. Şalvar Bank bir numaralı banka olmuş. Bir çocuğumuz olursa adını Reşit koyalım, ne dersin? İyi olur. Gel istersen seni tahterevallerin sağlayayım. Bilmesem iyi olur. Neden? Gel bak, kulağına bir şey söyleyeceğim. Doğru mu söylüyorsun? Tabii doğru söylüyorum. Gel yavaş, dikkat et. Gel. Şuraya oturalım. Hadi. Hoppa, aman çok iyi. Otur. Şalvardan para mı çıkıyor? Allah Allah. İnanın doğru söylüyorum. Şalvar Bank'ın parasının haddi hesabı yok. Elini cebine attıkça durmadan para çıkıyor. Yani adamın bütün parası cebinde ha?
Evet öyle. İnanılacak gibi değil. Peki evet. Milyarlarca parayı oraya nasıl koymuş bu adam? Çiğdem Hanım yanlış anladınız galiba. Biz adamın cebindeki parayı değil, milyarların yerini öğrenmek istiyoruz. Vallahi ister inanın ister inanmayın. Şalvarın cebi bitmek bilmeyen bir para kaynağı gibi. Anlaşılan bunu öğrenmenin tek yolu şalvarı ele doğru. geçirmeyi. Evet, doğru. Evet, şalvarı ele geçirelim arkadaşlar. Ben de inanıyorum. Şanlar gitti ulan, evet, para çıkan şanlar gitti, kayboldu, yok yok, gitti işte. Ne yoktur be, ne yoktur? Ulan şanlar yoktur, Allah'ından kork. Ha, bak bunu asılıydı. Şanlar, parası şanlar gitti. Eyvah şanlar gitti, aman ne biçim adamsın be. Ulan ne yapalım? Bir şanlara sakın olamadım da, ulan gitti, şanlar gitti, nasıl anlamayın be, ne biçim adamsın be, gitti şanlar gitti. Ulan ağlama kay, ağlama be. Gitti. Verin şu şalvarı buraya, verin. Buyurun başkan bey, bir bakın isterseniz. Buyurun efendim. Hadi Çiğdem Hanım, şalvarı deneyin de bakalım görelim nasıl para çıkıyor. Evet. İşte böyle, elini cebine attın mı? Ha? Aa, çıkmadı. Ama böyle yapıyordum, para çıkıyordu. Hadi buyurun, çıkarın. Böyle bir şey olmadı, belliydi zaten Çiğdem Hanım. İnanın doğru söylüyorum. Aynısını Reşit Ağa yapınca para çıkıyordu. İsterseniz ona giydirin, görün. Çıkıyor mu, çıkmıyor mu? Olmaz böyle bir şey canım, Allah Allah. Hiç fena fikir değil. Galiba başka çaremiz de yok. Evet, galiba. Bir dakika amca bey, sizinle bir dakika konuşabilir miyiz icabında? Ne konuşuyoruz icabında? Gel bakalım, yürü lan, yürü! Buyur patron, getirdik. Ooo, merhaba, siz bundan mısınız? Geçen akşam bizi bırakıyorsunuz üstü fakat gidiyorsunuz. Peki bizi neden buralara getiriyorlar? Bunu anlatabiliyor musunuz? Öyle icap etti. Biraz sonra anlarsın neden olduğunu. Bunu tanıyor musun? Aa, ulan bu benim şalvarım, yoksa sen mi çaldın ulan bunu yoksa evden? Hayır, ben çalmadım. Ama sana bir şey soracağım. Sor. Hayatı sever misin sen? Tabii severim. Yaşamak istiyorsan söyle bakalım. Bu şalvardan nasıl para çıkartıyorsun, bize göster. Ya bu gayet basit de, elini sağ cebinde sokuyoruz. Şöyle bir karıştırıyoruz, bakıyoruz ki 10.000 lira çıkmış. Ne olacak ki bu? Nerede, hani para? Para filan çıktı yok. Yok, nasıl çıkmaz be? Al bak. Bak bu sağ cebine koyuyoruz. Böyle ediyoruz. Bir çakalıyoruz. Loterya gibidir bak, 10.000 lira çıkıyor. Ver şunu. Ben niye çıkaramıyorum? Para mara yok burada. Ulan bu kadar basit. Uyduruyorsun sen. Beceremişsiniz ya. He? Başkan bu işler. Çıkmıyor, sen bak. Bunlar bizi neden buralara getiriyorlar? Bizi anlatmıyorsun ki. Anlatacağım. Ne anlatıyorsunuz? Çoluk çocuk diyorsunuz, aç diyorsunuz. Fakat bize hiçbir şey anlatmıyor. Yapılacak tek şey var.
Bu şalvarı ortadan yok et. Evet. Bakın, evet. Bakın, şimdi bakın nasıl çıkıyor. İşte 10.000 lira çıkıyor. Allah Allah. Yok işte. Ver şunu ya. Bir kere daha deneyin bakalım nasıl para çıkıyor buradan. Gel buraya, götürün bunu. Nereye götürürsün ya? Alın, götürün. Götürün, şalvarımı ver. Şalvarımı ver. Yürü, yürü, Allah'ım hadi yürü. Ne yapmayı düşünüyorsunuz? Düşündüm az önce söyledim. Yok edeceğiz bu şalvarı, yakacağız yani. Anlaşıldı mı? Şalvarı yaktık, harika! Buyurun, yakın, hadi! Harika! Geliyor! Dökün, 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 dökün! Hadi yak! Evet! Harika! En büyük şakın! Markaya yük yok! Ah, elim yanıyordu! Küllerce havaya savuralım! Evet! Yakın şalvarı! İbret alem için yakalım! Gününü de Hindistan'a dökelim de! Kanşa dökelim kanşa! Bizim ağa kalır orada! Gidek kese atar şalvarına! Şey nasıl yazıyor şu şalvar? Harika! Kurtuldum! Hadi güle güle şalvar! Hadi! Külünü havaya savuralım! Hayır, kahini eline dökelim! Hadi çocuklar, dökelim! Dökelim ya! Harika yazıyor şu şalvar! Büyük şey bunu seyretmek, çok büyük şey! Harika! Ah!